Kur'an okumanın önemi. Sual. Hadis-i şerifte gece ve gündüz Kur'an okumak gerektiği bildiriliyor. Namaz kılarken Kur'an okusak, başka zaman okuyamasak emir yerine gelmiş olur mu? Cevap. Önce Kur'an okumanın önemini bildirelim. Bu konudaki bazı hadis-i şerif mealleri şöyledir. En üstün ibadet Kur'an okumaktır. İbn Kani. En çok ibadet eden, en çok Kur'an okuyandır. Deylemi. Kur'an okuyun, kıyamette size şefaat eder. Müslim. Kur'an okuyan cennet ehlinin reisidir. Hakim. Kur'an okuyan bunamaz. Tirmizi. Kur'an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur. Buhari. Kur'an okunan evin bereketi artar, okunmayan evse bereketsiz olur. Darimi. Kur'an okunan ev gök ehline yerden yıldız göründüğü gibi görünür. Beyheki. Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır. Şeytanlar oraya dolar. Darimi Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır. O ev halkına darlık gelir. Darekutni Kur'an-ı Kerim okumak böyle çok sevaptır. Hele hatmetmek daha çok sevaptır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. Kur'an-ı Kerim'i hatmedene altmış bin melek dua ve istiğfar eder hatmi okuyan ve dinleyenlerin duası kabul olur. Üç kere İhlas suresini okuyan, Kur'an'ı hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Sabah namazından sonra on iki kere İhlas okuyan, Kur'an'ı dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur'an okumuş gibi sevaba kavuşur. İhlas suresini okuyan, Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş olur. Kur'an-ı Kerim'i en az 40 günde bir hatmetmek iyidir. Ayda veya haftada bir hatmetmek çok daha iyidir. Ramazan-ı Şerif'te hatim okumak önemli sünnettir. Günde 40 veya en az 10 ayet-i kerime okuyan gafillerden sayılmıyor. Kur'an-ı Kerim okumaya fırsat bulamayanın namazda okuduğu ayetler bu miktarı bulur ve gafletten kurtulmuş olur. Vitir vaciple birlikte beş vakit namazın farzlarında okunan Fatiha sayısı yirmi oluyor. Bir Fatiha, Besmele ile birlikte yedi ayettir. Hepsi 140 kırk ayet eder. Zammu surelerde en az üç ayeti kerime okunur. Sünnet namazlarda da Fatiha ve Zammu sureler okunur. Kur'an-ı Kerim'i namazda okumak, namaz dışında okumaktan daha sevaptır. Beş vakit namaz kılan kimse, Kur'an-ı Kerim okuma yönüyle gafillerden sayılmaz. Okuma imkanı olan Kur'an-ı Kerim'i okuyup 40 günde bir hatmetmeye çalışmalıdır. Kur'an, tesbih ve sadaka. Sual. Kur'an okumak, zikir çekmek, sadaka vermek ve nafile oruç tutmak gibi ibadetlerin hangisi daha sevaptır? Cevap. Kur'an-ı Kerim okumak daha sevaptır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Namazda Kur'an okumak, namaz dışında okumaktan daha faziletlidir. Namaz dışında Kur'an okumak, namazlardan sonra okunan Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber söylemekten daha sevaptır. Bu tesbihleri söylemek, sadakadan, sadakaysa nafile oruçtan daha faziletlidir. Oruçsa cehennem ateşine karşı kalkandır.